Evet arkadaşlar, asal çarpanlara ayırma ve bölen sayısı test 3 birinci soru. 280 bölü x eksi 2 ifadesini tam sayı yapan farklı x tam sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle 280 sayısını asal çarpanlarına bir ayıralım şu şekilde. 280 2'ye böldük. 140 2'ye böldüm. 70 2'ye böldük. 35 5'e böldük. 7 7'ye böldük. 1. Yani 280 dediğimiz sayı 2'nin 3. kuvveti çarpı 5 çarpı 7'dir. 280 sayısını bölebilen kaç tane sayı var? Öncelikle bunu bulalım. Üstünü bir artırıp çarpıyorduk. 4 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 16 tane sayı vardır diyeceğiz burada. Şimdi arkadaşlar daha sonra şu ifadesini tam sayı yapan farklı x tam sayıların toplamı kaçtır? Bakın mesela birkaç tane örnek vereceğim. X eksi 2 buradan 1 olabilir. X eksi 2 şöyle yazalım. X eksi 2 1 olabilir ve x eksi 2 eksi 1 olabilir aşağısı. Buradan x ne çıkacak arkadaşlar? 3. Buradan x ne çıkacak? Attığınızda 1. Şunları toplayacak olursanız kaç bulursunuz? 4'ü bulmuş olursunuz. Bir kenar dursun. Bir tane daha örnek vereceğim. X eksi 2 eşittir 1 değil de 2 olsun. X eksi 2 eksi 2 olsun. Bir 1, bir eksi 1 denedim. 2 ve eksi 2 denedim. Tamamını denemeyeceğim. Bakın x eşittir buradan 4 olacak. X eşittir buradan 0 olacak. Bu x'lerin alabileceği değerlerini topladığınızda kaç tane olacak yine? 4 tane. Demek ki arkadaşlar her seferinde topladığımızda 4, 4, 4 gelecek. Kaç tane bu şekilde 4'leri topluyorum? Az önce yukarıda bulduk. 16 tane pozitif tam sayı olduğuna göre 16 tane 4'ün toplamı demektir bu. 16 çarpı 4 yaptığımızda ise arkadaşlar doğru seçenek 64 olarak bulacağız. Yani D seçeneğimizdir demiş olacağız. İkinci sorumuz. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı eksi 10 olan en küçük 3 basamaklı sayının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtı? Şimdi burada da yine arkadaşlar bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir A sayımız şu olsun. 2 çarpı 5 yani 10 olsun arkadaşlar. Bakın 10 sayısının asal bölenlerine baktığımızda ya da 10 sayısının pozitif tam sayı bölenlerine baktığımızda 1 vardır, 2 vardır, 5 vardır ve 10 vardır. Negatif tam sayı bölenleri ise eksi 1, eksi 2, eksi 5 ve eksi 10. Hepsinin toplamı ne olur arkadaşlar? Bütün tam sayı bölenlerin toplamı 0 olacak. Çünkü birbirini götürecek. Ama ben diyorum ki tam sayı bölenlerin toplamı asal olmayan, yani asalları böyle kapattığımda, pardon şunu kapattığımda bu kalacak. Topladığımda ne gelir arkadaşlar? Bunlar birbirini götürür. Eksi 7 kalır. Yani asal bölenlerinin toplamının negatifi kalacak. Şimdi asal bölenleri neymiş burada? Eksi 10. O halde demek ki benim sayım arkadaşlar topladığımızda eksi 10 olacak şekilde. 2 üzeri A çarpı 3 üzeri A çarpı 5 üzeri A olabilir. Ya da arkadaşlar 3 üzeri A çarpı 7 üzeri A şeklinde olabilir. Yani topladığımızda 10 olan asal sayılar. En küçük 3 basamaklı sayının pozitif tam sayı bölenleri kaçtı? Şimdi buradan en küçüğünü yakalamaya çalışacağım. Bir de buradan en küçüğünü yakalamaya çalışacağız. Hangisi daha küçükse cevabımız odur diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz burada. 2'nin kuvvetlerini arttırabiliriz. Yani sayıyı ona göre ayarlayabiliriz. Şuradan ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. 3'ü üzeri 1 veriyorum. 3 üzeri 1 verdiğim zaman burası 3 olsun. Burası 5 üzeri 1 veriyorum. 5 olsun. 15 oldu burası. Eğer A'ya arkadaşlar 3 verirsek 8 olacak. Çarptığımızda 15 çarpı 8 120 sayısını yakalamış olacağız. Bakalım daha küçüğünü buradan yakalayabilecek miyiz? A'ya 2 verdiğimde arkadaşlar 9 olacak. Buna 1 verdiğimde 7, 7 kere 9 63, 3 basamaklı olmuyor. 2 verdiğimizde 49, çarptığımızda bundan daha büyük oluyor. Bununla yakalayamıyoruz arkadaşlar. En küçüğünü yukarıda yazdığımız gibi bu sayıda yakalıyoruz. Şimdi demek ki A sayısı kimmiş? 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde bir sayı. Üstlerini bir artırıp çarptığımızda arkadaşlar 4 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 16 tane pozitif tam sayı bölenleri vardır diyeceğiz. Yani doğru seçeneğimiz Denizli'dir diyoruz. Üçüncü soru. A ve B pozitif tam sayılardır. 48 çarpı A eşittir B küp.
Eşitliğini sağlayan en küçük A ve B sayılar için A artı B kaçtı? Şimdi arkadaşlar öncelikle 48 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Şöyle ayırabilirsiniz ya da 16 çarpı 3 deyip 2 üzeri 4 çarpı 3 şeklinde de ayırabilirsiniz. Bakın getirip yerine yazıyorum 48 yerine, hatta şöyle yazıyorum 2 üzeri 3 çarpı 2 çarpı 3 çarpı buradan arkadaşlar çarpı A eşittir B küp olarak yazdım. İfadenin sağ tarafına bakacak olursanız bu bir tam küp ifadesidir. O zaman ifadenin burası da bir tam küp ifade olmak zorundadır. Tam küp ifade olabilmesi için arkadaşlar zaten 2 üzeri 3 bir tam küp ifadesidir. Oraya dokunmuyorum. A gördüğüm yere yani A'nın içerisinde burada 2 üzeri 1 burada 3 üzeri 1 olduğu için 2 üzeri 2 ve 3 üzeri 2 olmalı. Yani A sayısı buradan 36'dır diyoruz. A sayısı 36 ise götürüp denklemde yerine yazdığımızda arkadaşlar bakın 2 üzeri 3 çarpı bunun 2 üzeri 1 2 üzeri 2 ile çarpıldığı için 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 şeklinde B küpe dönüşecek. Üstler eşit altlarını çarpıyorum. 4, 12, 12 üzeri 3 eşittir B küp olacak. Bu durumda arkadaşlar B eşittir 12 olarak yakalamış olacağız. B ise 12, A'sı 36. Topladığımızda arkadaşlar 12 ile 36'yı toplayalım. 48 en küçük değerimizdir demiş olacağız. Doğru seçeneğimiz Bursa seçeneğidir. Dördüncü soruya bir bakalım arkadaşlar. Olduğuna göre A'nın asal bölenlerinin sayısı kaçtır? Öncelikle A'yı 7 faktöriyel parantezine alıyorum. Buradan 1 gelecek. Buradan 8 çarpı 7 faktöriyel olduğu için arkadaşlar 8 gelecek artı. Buradan 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel olduğu için 9 kere 8 72 olarak bulmuş olacağız. A eşittir 7 faktöriyel çarpı 80, 81 arkadaşlar. 81 de 3'ün 4. kuvveti olarak yazıyorum. Şimdi sayımızı bu şekilde ayırdık. A'nın asal bölenlerinin sayısı kaçtır? A sayısını arkadaşlar 2 böler çünkü 7 faktörünün içerisinde vardır. 3 böler hem burada hem burada vardır. 5 bölecektir burada var. Ve 7 bölecektir. 7 faktörünün içerisinde var. A'yı bölebilen asal sayımız bunlardır. Kaç sayısını sormuş arkadaşlar? Pardon toplamını sormamış. 1, 2, 3, 4 tanedir. Yani doğru seçeneğimiz Denizli seçeneği demiş olacağız. Beşinci sorumuz. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere. 360 eşittir. A çarpı 2 üzeri M çarpı 5 üzeri N eşitsizliğini sağlayan. Şurada arkadaşlar eşitliğini sağlayan. Şurayı bir düzeltmiş olalım. Eşitsizliğini değil eşitliğini sağlayan olacak. Eşitliğini sağlayan en küçük A pozitif tam sayısı için M artı N toplamı kaçtır? Önce 360 sayısını asal çarpanlarına ayırıyoruz. 360'ı 2'ye böldüm 180, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15, 3'e böldük arkadaşlar 5, 5'e böldük 1. Yani 1, 2, 3, 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 eşittir. A çarpı 2 üzeri M çarpı 5 üzeri N olarak ifade edilmiş olacak. Şimdi 2'nin kuvvetlerine baktığımızda arkadaşlar buradan M'i 3 olarak alabiliriz. En küçük A pozitif tam sayısı için A'nın en küçük olabilmesi için bunların mümkün mertebe büyük sayılar olması gerekiyor. Öncelikle onu da söyleyelim. A'nın arkadaşlar M'nin buradan 3 aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. N'ye baktığımızda N'si de 1 alsın ki A en küçük 3'ün karesi olan 9 sayısına eşit olsun. Topladığımızda da arkadaşlar 4 olarak bulacağız. Yani doğru cevabımız Ceyhan seçeneği olmuş olacak. 6. soruya bakalım. K eşittir 11 artı 22 artı 33 artı nokta nokta 187 olduğuna göre K'yı tam bölen asal sayıların toplamı kaçtı? Evet arkadaşlar öncelikle asal çarpanlarını ayırmak adına bunu 11 parantezine alıyorum. Buradan 1 gelecek, buradan 2 gelecek, buradan 3 gelecek. Devam edecek olursak buradan 11'e böldüğünüzde arkadaşlar 187'yi bir defa var 17, 17, 11 defa, 17 defa olmuş olacak. Bu sayımız bir daha tekrar yapalım. 11, 77, 17. Şurası da 17 olacak. Şimdi K sayısı eşittir. 11 çarpı 1'den 17'ye kadar olan sayıların toplamını arkadaşlar 17 çarpı 18 bölü 2 şeklinde hesaplayabilirsiniz. Sadeleştiğinizde burada 9 kalacak.
çarpı 17 çarpı 9, 9 da 3'ün karesi olarak asal çarpanlarını ayırdık. K'yı tam bölebilen asal sayıların toplamını soruyor arkadaşlar. Kimlerdir? 3 vardır, 17 vardır ve 11 vardır. Topladığımızda 31 olarak bulacağız. Yani doğru seçeneğimiz Denizli seçeneği olmuş olacaktır. Evet, 7. sorumuz. A ve B pozitif tam sayılardır. 18 çarpı A kare eşittir B küp eşitliğini sağlayan en küçük A değeri için B kaçtır? Yine benzer bir soru arkadaşlar. Şimdi bunu asal çarpanlarına ayıralım 18'i. 9 çarpı 2'dir. 2 çarpı 3'ün karesidir. Şu şekilde yazalım. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı A kare eşittir arkadaşlar B küp. Bakın eşitliğin sağ tarafı tam küpse burası da tam küp olmalı. O zaman A'nın içerisinde neler olmalı en küçük onları beraber hesaplayalım. Diyorum ki A'nın içerisinde 2 çarpanı olmalı. Çünkü A kare çarpı yani A'ya 2 dersem 2'nin karesi çarpı 2 tam küp ifadesi yakalayacağız. 3 de mutlaka olmalı. Fakat 3'ün birinci kuvvetini yazarsam arkadaşlar 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi 3'ün dördüncü kuvveti olup o bir tam küp ifade olmayacaktır. Dolayısıyla 3'ün karesini yazacak olursam karesinin karesi alınacağı için 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 de buradan olacak. 3 üzeri 6 olarak bulmuş olacağız. Yani A sayımız arkadaşlar en küçük A sayımız 9 kere 2 18 olacaktır. Götürüp yerine yazdığımda 2 çarpı 3'ün karesi çarpı. Bakın A yerine bunu yazacak olursam 2'nin karesi çarpı 3'ün dördüncü kuvveti olacak. Eşittir B küp. Bu da neye ifade, neye eşit olacak? 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1, 2 üzeri 3. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4, 3 üzeri 6 olacak. 3 üzeri 6 da arkadaşlar 3'ün karesinin 3. kuvveti olmuş olacak. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Eşittir B küp. Yani 2 çarpı 9 3'ün karesi üzeri 3 olacak. Eşittir B küp için ise B de buradan arkadaşlar 18 olarak bulmuş olacağız. Yani doğru seçeneğimiz Denizli seçeneği olmuş olacak. A eşittir 13'ün karesi artı 26'nın karesi artı 39'un karesi olmak üzere A'nın asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar yine çarpanları ayırabilmek adına 13'ün karesi parantezini aldım. Burada 1 gelecek. Burası 2 çarpı 13'ün karesi olduğu için arkadaşlar 2'nin karesi gelecek. Burası 3 çarpı 13'ün karesi olduğu için 3'ün karesi şu şekilde yazalım. Bu şekilde gelmiş olacak. Devam ediyorum. 13'ün karesi çarpı 3'ün karesi 9. 1 de burada var 10. 14. 14'ü de 2 çarpı 7 olarak yazabiliriz. Yani arkadaşlar asal çarpanlarını ayırdık. A'nın asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtır? Üstteni 1'e arttırıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 2. Yani 4 kere 3. 12 tane neyi vardır arkadaşlar? Pozitif tam sayı bölen sayısı vardır. 12 tane de negatif tam sayı bölen sayısı vardır. Totalde 24 tane tam sayı bölen sayısı vardır. Bunlardan arkadaşlar 3 tanesi asaldır. O zaman 24'ten 3 çıkardığımızda 21 tanesi asal olmayan tam sayı bölen sayısı olmuş olacak. Doğru seçeneğimiz Denizli seçeneğidir. 9. soruya bakıyoruz. Tam sayı bölen sayısı 6 olan 4 basamaklı en küçük pozitif tam sayının rakamları toplamı kaçtı? Arkadaşlar 6 tane tam sayı bölenim varsa bunlardan 3 tanesi pozitif tam sayı bölen sayısıdır. 3 tanesi negatif tam sayı bölen sayısıdır diyoruz. Birbirine eşit olduğunu daha önceki sorularımızda da anlattık. Şimdi eğer bir sayının pozitif bölen sayısı 3 ise yani üstlerini 1 artırıp çarptığında 3'ü verecekse bu ancak ve ancak A eşittir. Küçük A bir asal sayı olmak üzere A kare şeklinde bir sayı olmak zorundadır arkadaşlar. Başka da bir ihtimal yok. A buradan bir asal sayıdır. Şimdi A neler olabilir ona bir bakıyorum. Asal sayıları şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. 2, 3, 5, 7 işte bunları veriyorsunuz ama 4 basamaklı olması için biraz arttıralım. Mesela 31'e kadar arttırdığınızı varsayarsanız. 31'in karesini aldığınızda arkadaşlar 961 olacak. O da 4 basamaklı olduğu için, 3 basamaklı olduğu için olmayacak. Bir sonraki asal çarpanımız olan 37'ye bir bakalım.
37 ile 37'yi çarpacak olursak, bakalım 4 basamaklı bir sayı yapıyor mu? Çarptığımızda 259, bununla bunu çarptığımızda 111 olmuş olacak. 111 toplayalım arkadaşlar. 1369. Evet, 4 basamaklı bir sayı yaptı. Rakamların toplamını istemiş bizden. 9 bir daha 10, 19 olarak bulmuş olacağız. Yani doğru seçeneğimiz Edirne seçeneğidir diyeceğiz. 10. soruya bakalım arkadaşlar. Sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin kaç tanesi 5'in katıdır? Öncelikle bu sayıya bir A diyelim. A'yı asal çarpanlarına ayıralım. 151 sayısını arkadaşlar 150 artı 1 yazıyorum. 149 sayısını ise 150 eksi 1 yazıyoruz. Artı 1'imiz var. İki kare farkı özdeşliğinden yararlanabilmek adına 150'nin karesi eksi 1 artı 1 olacak. Bunlar birbirini götürdüğümüzde A dediğimiz sayı 150'nin karesi olarak bulmuş olacağız. Daha sonra 150'yi asal çarpanlarına ayıralım. Burada ayıralım. Sonra karelerini alacağız. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1. Yani sayımız arkadaşlar şu şekilde olacak. 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi, bir de bunun neyi var? Karesi var, unutmayalım. Dolayısıyla 2'nin 2. kuvveti, 3'ün 2. kuvveti, 5'in 4. kuvvetine dönüşmüş olacak. Sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin kaç tanesi 5'in katıdır arkadaşlar? Bir tane 5'i kenarda tutuyoruz. Geri kalan ifadeleri buraya yazdığımızda 5 üzeri 3 olacak. Bakın bunun pozitif tam sayı bölenlerine bakalım. Üstünü 1 arttırdım 3, üstünü 1 arttırdım 3, üstünü 1 arttırdım 4 olacak. 9 kere 4, 36 tane pozitif tam sayı bölenleri 5'in katı olacak. Yani doğru seçeneğimiz Bursa seçeneği olarak bulmuş olacağız. 11. soruyla devam edelim. A ile B aralarında asal sayılardır. A çarpı B eşittir. 2 üzeri 4, 3 üzeri 5, 5 üzeri 2 eşitliğini sağlayan kaç farklı AB sıralı ikilisi vardır? Şimdi arkadaşlar bu sorunun benzerlerini aralarında asallık testinde çözüp burada bir sayı vermişti. Ben de o da kısa bir yol göstermiştim. Aynı kısa yolu burada da göstereceğiz. Eğer A ile B aralarında asal ise, atıyorum bu 2 üzeri 2 olup bir 2 üzeri 2 çarpanı burada olamayacağı için, benim için önemli olan asal sayıların sayısı burada arkadaşlar. Kaç tanedir? 3 tane asal sayı var. 3 elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayısını nasıl hesaplarız? 2 üzeri 3 eşittir 8 şeklinde hesaplarız. Sanki 3 elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayısını istiyormuş gibi hareket edeceksiniz. Ve doğru seçeneğiniz arkadaşlar 8 olacak. Yani Adana doğru cevabımız olacaktır. Evet arkadaşlar, olduğuna göre A'nın asal bölenlerinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunu asal çarpanlarına ayırmadan önce şöyle bir ifade etmek istiyorum. Örneğin 2 üzeri 10 eksi 1 sayısının açılımına baktığımızda arkadaşlar 2 üzeri 10 eksi 1 sayısı şu şekilde bir sayıdır. 2 eksi 1 çarpı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 8 artı nokta 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 2 artı 1 şeklinde bir sayıdır. Yani aslında bir çarpanlarımı ve özdeşlikler konusuyla alakalı bir şeydir. Bize sadece arkadaşlar şu tarafı sorulmaktadır. Bakın bu tarafını sorduğuna göre, ki bu 2 eksi 1 dediğimizde zaten 1'dir, etkisiz elemandır. Yani ben bunun her tarafını 2 eksi 1 ile çarptığımda ifadem değişmeyecektir. Dolayısıyla A sayısı dediğim sayı nedir arkadaşlar? 2 üzeri 10 eksi 1 sayısına dönmektedir. Şimdi A'nın asal bölenlerinin toplamına bakalım. Bunu arkadaşlar 2 üzeri 10 1024'tür. 1 çıkarırsınız 1023, onu asal çarpana ayırarak yapabilirsiniz ama daha küçük sayıları da şöyle indirgeyebilirsiniz. 2 kare farkı özdeşliğinden yararlanıp 2 üzeri 5 eksi 1 çarpı 2 üzeri 5 artı 1 şeklinde yazabilirsiniz. Nispeten daha küçüktür. 32 1 çıkardım 31'dir. 32 1 daha 30 arkadaşlar 2 olarak 33 olarak yazacağız. 32 bir daha 33. Yani sayımız buna eşittir diyeceğiz. Daha sonra asal çarpanlarına ayırdığımızda 31 sayısı zaten asaldır. 3 çarpı 11. Asal bölenlerinin toplamını sormuş arkadaşlar bize. 31, 11 ve 3 sayısına bakalım. 5, 45 olarak bulacağız. Yani doğru seçeneğimiz Edirne seçeneği olmuş olacak.